çünkü biz biliyoruz ki glisemik indeks diye bir kavram var. Glisemik indeks herhangi bir gıdanın kan şekerini yükseltebilme potansiyeline, gücüne verdiğimiz isimdir. Çay şekerinin glisemik indeksi 59'dur. Diyabet hastalarında çay şekerini kesersiniz. Çok doğru. Ama tam buğdayın glisemik indeksi 72'dir. Peki soruyorum. Glisemik indeksi olan çay şekeri, glisemik indeksi 59 olan çay şekerini kesiyorsunuz da Diyabet hastalarına glisemik indeksi 72 olan tam buğdayı niye vermeye devam ediyorsunuz? Tam buğday kan şekerini çay şekerinden daha hızlı bir şekilde yükselten gıdadır. Bu hastalara tam buğday verilmesi şekerlerini yükseltir ve diyabet hastalarının iyileşmesini engeller.